Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Cenab-ı Hak umduklarımıza nail eylesin. Amin. Korktuklarımızdan hıfz-ı muhafaza eylesin inşallah. Amin. Malum bir Bulgaristan Filibe'den başlayıp Bosna'da biten bir kısa seyahatimiz oldu. Oradakilerin hepsinde ayrı ayrı hepinize selamı var. Dayı hoş geldin ya. Maşallah subhanallah ya. Floresan lambası gibi yanıyor sana. Allah nazardan saklasın ya. Oradaki normalde işte ne o pazardaki şey efendilerden Milli Meclis Başkan Yardımcısı ve üyelerinden ardından Remziya bizim Pitiç ondan sonra orada bir şey ettikte bir program oldu oradaki şey efendilerden ardından şeye gittik Kaçuni'ye oradaki şey efendilerin hepsinin ayrı ayrı hepinize selamları var. Derviş kardeşlerin selamları var. İnşallah Cenab-ı Hak cümlenize gitmeyi nasip eylesin. Amin. Muhakkak gitmeye gayret edin, çalışın. Allah için gidin ama. Oradaki Müslümanlara destek olmak için, faydalı olmak için, onların yanında olduğunuzu göstermek için. Dilerim ki herkes gider. Dilerim ki herkes o bölgeye destek verir. Dilerim ki o bölgeye bütün bu noktada cemaatler, tarikatlar, bütün dini topluluklar gerekli ehemmiyeti gösterirler. Oralara karşı bir inşallah böyle bir kardeşlik tesis etmek için giderler. Oradaki insanları ütmek, oradaki insanların elindekini, avucundakini almak için değil, oradaki insanlara hizmet etmek için, oradaki insanlarla bir ve beraber olduğunu göstermek için inşallah bütün ümmeti Muhammed oraya doğru Rabbim nasip etsin. İnşallah oraya doğru akın ederler, yol bulurlar kendilerine. Zaman zaman belki de sohbetler içerisinde orayla alakalı anılar gerektiğinde konuşulacak, muhakkak anlatılacak şeyler var. Ama başlangıçtan bir tek bir şey söyleyeyim. Tabii biz Filibe'ye ilk önce gittik. İşte orada gerekli görüşmeler yapıldıydı daha öncesinden. Ama biz oraya gidince işte normalde herkes telefonunu kapattı filan fişman. Biz gittik yeri bulduk arkadaşlarla. Arkadaşlar gittiler, orada çalışanlardan izin aldılar, müsaade aldılar. Biz Filibe Mevlihanesi'nin içine girdik. Mevlihane güzel restore edilmiş. Semahane'nin bulunduğu yer, meyhanenin salonu olmuş. Semahane'nin olduğu yer meyhanenin salonu olmuş. Bu yeter herhalde herkese. Ha diyeceksiniz, onlar Mevlevihane'yi hiç olmaksa ayakta tutmuşlar. Bir değişim bu tarafı var. Hani meşhur Edirne'de, şeyde Balkanlarda kurulan ilk Mevlevihane Muradiye Mevlevihanesidir. Trakya'da kurulan Balkanlardan önceki ilk Mevlevihane Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesidir. Şu anda yerle yeksan olmuş, yıkılmış vaziyette. Bir tek oranın camisi vardır. Camisinde gittik, sema ettik orada arkadaşlar hatırlarlar. Bir de kısa yürüyüş yaptıydık yukarı doğru.
Mevlevi Hane'nin yeniden açılması için bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti o Mevlevi Hane'yi General Gümüş Pala'nın emriyle komple yıkmış. İçinde yaklaşık 500 yıllık tarihi yazıtlar, levhalar, kitaplar, Mevlevi Hane'nin kendi iç aksamı Edirne Bat Pazarı'nda satılmış, çaylarınız da için. Şimdi onunla bunu kıyaslayınca artık hangisi iyi, hangisi kötü, biz kendi kendimize düşünelim. Ama bildiğiniz meyhane, o günde onların böyle şeyli, ne o, işte günlü ayrılmış bir grup varmış herhalde. Yine de müsaade ettiler, girin gezin diye. Biz girdik, gezdik. Ben arkadaşlardan birisine kısa da olsa bir orada çark attırdım. Bir orada, bir de bayanların üst kısmında bir Fatiha okuduk. Dedik ki inşallah Cenab-ı Hak burayı gene eski haline getirir. İnşallah Cenab-ı Hak orayı da o eski günlerini tekrar döndürür. Amin. Gezinin en önemli, bence can alıcı, daha kafadan dakika bir gol bir gidip vurulduğumuz yerde. Acı bir şey. Hemen kısacık bir şey daha buradan söyleyeyim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz kendi tarihimize, kendi kültürümüze asla sahip çıkmamışız. Bakın, asla sahip çıkmamışız. Yine deriz ki komünist sistem, öyle değil mi? Nerede? Nerede? İşte Bulgaristan'da. Bulgaristan'da Mevlevi Hane'nin etrafında ne kadar Osmanlı'dan kalan ev, işte yapı varsa hepsi de duruyor. Evler dahil. Bizde öyle bir şey yok. Bizde yok. Yıkmışız biz hepsini de. Tarumar etmişiz, satmışız. Samanlık etmişiz, hayvandama etmişiz. Biz yapmışız yapacağımıza. Bizim tarihle bağımızı kesmişler, başarmışlar bunu. Bu başarılmış. Orası mı komünist sistemmiş, burası mı komünist sistemmiş? İnsan kendi kendine tereddüt eder. Yani komünist sistem, ikinci gittiğimiz yer Novi Pazar, Sancak bölgesi, komünist sistem. Orası mı komünist sistem, burası mı komünist sistem? Orada mı komünizm çok ağırmış, burada mı komünizm çok ağırmış? Yine tartışılır. Bakın, orada mı komünist sistem çok ağır, burada mı komünist sistem çok ağır? Yine tartışılır. Ve bu siyaset değil, hakkınızı helal edin. Bizdeki komünist sistem daha devam ediyor. Bizdeki komünist sistemde bir değişiklik yok. Bizim komünist sistem devam ediyor daha. Bizim sistem adı konulmamış bir komünist sistem. Veya da adı konulmamış, neydi, belirsiz bir sistemin içerisindeyiz biz. Yani Novi Pazar'a gittiğinizde, Sancak bölgesinde Novi Pazar'a gittiğinizde diyorsunuz ki ya bir Osmanlı şehri burası. Veya Filipe'nin o Mevlevi Hane'nin etrafına gittiğinizde diyorsunuz ki burası bir Osmanlı şehri. Yapı o itibariyle söylüyorum bunları. Ha, buradaki normalde hani dini yaşantının, algının, dini hayatı, dini yaşamaya çalışan insanların düştüğü sendrom orada da var. Yani orada Sırp,
Hırvat Müslüman, eğer Müslüman kız kapalı değil ise Sırp, Hırvat Müslüman veyahut da İngiliz veya Alman veya Fransız veya İtalyan arasında fark yok. İşin bir de bu tarafı var. Tekrar söylüyorum, sokakta gördüğünüz kadınları, kızları, örtülüler hariç dinlerinin ne olduğunu, uyruklarının ne olduğunu, ırklarının ne olduğunu bilemezsiniz. O hale gelmişler. Bakın net. Yani sokaktaki kızlara, kadınlara baktığınızda kapalılar hariç, tekrar söylüyorum, onların dinlerini tespit etmeniz mümkün değil. Kıyafetlerinden, dış görünüşlerinden. Bu da yürek yakan ayrı bir şey. Allah selametlik versin. İnşallah zaman zaman değiniriz. Foça Alaca Camisi'nin hikayesini bizimle paylaşır mısınız? Küçücük bir şey söyleyeyim. Sırplar bir gece 72 tane mayın koymuşlar caminin tabanına. Patlatmışlar. Camiden geriye hiçbir şey bırakmamışlar. Molozlarını toplamışlar. Normalde dışarı götürmüşler. Böyle birkaç tane parça eşya bulunmuş. O camiye tekrar Remzi Pitiç, canhıraş camiyi yeniden ayaklandırmış. Orada anlattı. Kısaca söyleyeyim. 72 tane mayın caminin içerisine koymuşlar, patlatmışlar komple. Komple patlatmışlar. Yerle eksan etmişler, hiçbir şey bırakmamışlar. Remzi Pitiç, hani son mücahit gibi adam. Hani tek başına ordu derler ya, tek başına ordu gibi orada. Gazi zaten, savaş gazisi. Tek başına ordu. Yani tek kişilik bir ordu düşünüyor musunuz? Remzi Pitiç orada. Sırplarla burun buruna, Sırplarla göğüs göğüse. Yavaşı yok. Zaten yavaşlarsa perişan olur. Allah muhafaza eylesin. Sizin tariflediğiniz bir erkek modeli var. Zaman zaman dersiniz ki adam öyle bir adam olmalı ki coşkun, muhabbetli, evde herkes onun gelişini beklemeli. Eşimin bu noktada olması için elimden geleni yaptığıma inanıyorum ama günden güne geriye gidiyor. Namazı bıraktı. Mahalle derslerine haftada bir gün gidiyor. Sonuç, TV karşısında elinde telefon oturan bir adam, bir nasılsın cevabını bile zor alıyorum. Etrafımdaki çoğu evliliklerin klasik problemi bu. Biz kadınlar bunu yıkmak için daha ne yapabiliriz? Bu tembelliği, umursamazlığı nasıl kırabiliriz? Muhabbet dolu bir yuva ararken bu hayal kırıklığı üzücü ve yıpratıcı oluyor. Bunlar tek başına olmaz. Normalde bir adam ne kadar hakkın olursa olsun, kadın hakkın değilse tek başına onu başaramaz. Bu karşılıklı olması lazım. Kadınların da bu konuda erkeklere yardımcı olması lazım. Yani bunları karşılıklı konuşaraktan yapabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Ama bu normalde birinci derecede gerçekten evin neşesi, muhabbeti, evin yürüyüşü, evin evlilikle alakalı dizaynı erkeğe bağlıdır. Erkek bunu bu konuda kapsayıcı, kavrayıcı, neşeli, muhabbetli,
insanları sevgisiyle, muhabbetiyle sevk eden bir konumda olması lazım. Allah cümle kardeşleri öyle eylesin inşallah. Nevşehirli Hacı Abdullah Efendi Mehdi Ala Resul yaşıyor. Suriye'yi vuracaklar ve daha sonra sıra Türkiye'ye gelecek diyordu. Bir sohbetinde ben inanıyorum ki o büyük Mehdi aramızda belki de bizi bizden daha iyi tanıyor ama kendini belli etmiyor ve ortaya çıkmıyor. Rabbinin kapısında bekliyor olabilir. O da sınanıyor. Bu bizim İslami olmayan hukuk ve şeriat yönünden sisteminde o da zorlanıyor mudur? Bunu Abdullah Efendi Hazretleri'nin sağlığında ona sorulması gerekiyordu. O yüzden Mehdi ile alakalı meseleler çok konuşulurdu. Bunlar muhakkak ki veliden, evliyadan zatlar Mehdi ile alakalı rüyalar, haller görmüşlerdir. Bu noktada onların görmüş olduğu rüyaları, halleri yok saymam veyahut da es geçmem mümkün değil. Söz konusu olan benim şeyhim, bu konuda böyle bununla alakalı söylediği çok şey var. O yüzden farklı farklı yorumlanması gereken şeyler bunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri güzelce abdest alır da Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Sizden dersi olan bir kişi her abdestten sonra yukarıdaki hadiste geçen duayı yapması uygun olur mu? Arkadaşlar bunları defalarca söyledim. Hadis kitaplarında geçen duaları, zikirleri yapmakta hiçbir mahsur ve sakınca yoktur. Allah Celle Celaluhu ol emriyle her şeye hemen oluverirken neden Adem Aleyhisselam'ı yaratırken toprağa ihtiyaç duydu? El Mehdi Aleyhisselam kan dökecek mi? Normalde Cenab-ı Hak hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bir kimse bunu normalde ihtiyaç duydu olarak görürse tecdid iman, tecdid nikah gerekli o kimseye. Bu soruyu soran kardeş bu konuda hatalı bir soru sormuş. Tecdid iman, tecdid nikah gerekli. Cenab-ı Hak bir şeyi yaratmayı murad ettiğinde o yaratmış olduğu şeyi neyden yaratacaksa ondan yaratır. Adem bir şeyden bir şey olarak yaratılan bir varlıktır. Hiçbir şey yok iken Allah bir şey yarattı. O bir şeyden külli şeyi yarattı. O yüzden normalde işte Cenab-ı Hak buna neden yaratırken toprağa mı ihtiyaç duydu, havaya mı ihtiyaç duydu diye bir şey söylenilemez. Bu Cenab-ı Hak bir şeye ihtiyaç duymaz çünkü. Toprağın da sahibi odur. Adem'in de sahibi odur. Havanın da, ateşin de, suyun da sahibi odur. Bütün elementlerin sahibi odur. Bütün elementleri de yaratan odur. Mehdi Aleyhisselam kan dökecek mi? Bununla alakalı çok böyle şeyler söylüyorlar. İşte kan dökmeyecek gibisinden veyahut da bu konuda kesin kat'i bir hadis yok. Kan dökmeyeceğine dair. Ama kan döküleceğine dair hadisler var. Yani nasıl hadisler var? Mehdi ile Deccal'ın arasında savaş çıkacak sonuçta. Ve o savaşta kan dökülecek. Yani şimdi yavaş yavaş şuraya doğru İslam dünyasını götürüyorlar. Yani cihatsız, kavgasız, savaşsız, yönetilebilir, yönlendirilebilir bir İslam dünyası. Bunu içeriden dışarıdan bu bize pompalanıyor. Yani gavurlar gelecek, istedikleri gibi kan dökecekler, istedikleri yeri işgal edecekler, istedikleri yeraltı zenginlikleri sömürecekler, diledikleri zaman dilediklerini yapacaklar. Ama Müslümanlar
böyle cihad edelim, mücadele edelim, savaşalım. Bundan uzak olacaklar. Zaten İslam dünyası bundan uzak şu anda. Yani İslam dünyasının gavurlara karşı, kafirlere karşı savaşacak mecali, aklı, felsefesi, silahı yok. İslam dünyasında komple silahlanıyor. Silahlanmasının sebebi mezhepler arası savaş için. Vahabileri silahlandırıyorlar, Şia'yı silahlandırıyorlar. Vahabilerle Şia savaşsın diye. Ayrıyeten Sünni kesimin temsilciliğine soyunan Türkiye'de silahlanıyor. Türkiye'de silahlanırken, yani Türkiye'nin silahlanması da bir, kendini muhafaza etmesi, koruması. İkinci, yani Yunanistan'a savaş açmak, adaları almak veya Filistin davasında savaşmak değil derdi Türkiye'nin de. Türkiye'nin de Doğu ve Güneydoğu'suna bir terör örgütü kurdular oraya. Habire onu da silahlandırıyorlar. Çünkü Türkiye'nin, gördüler ki Türkiye Vahabilerle savaşmayacak. Türkiye Şia'yla da savaşmayacak. Ama Türkiye Vahabilerle Şia'yla savaşmazsa Türkiye zayıflamaz. O zaman Doğu ve Güneydoğu'ya, Suriye, Irak sınırına bir terör örgütü organize edelim. Koyalım silahları komple. Türkiye de bununla savaşsın. Türkiye de onunla savaşıyor. Aslında bu savaşın senaryosu Türkiye'nin yenilmesinin üzerineydi. Yani oradaki Doğu ve Güneydoğu'daki senaryo Türkiye'nin yenilmesiyle alakalıydı. Bu senaryo Türkiye'nin yenilmesine, Doğu ve Güneydoğu'nun parçalanmasına, kan dökülmesine, böylece zayıflamasına yönelik bir senaryoydu. Siz şimdi bunu yine siyaset olarak algılamayın. Devlet ve hükümet bu senaryoyu bozdu. Siz AK Parti'yi eleştirebilirsiniz, Tayyip Erdoğan'ı eleştirebilirsiniz. İç siyasette ekmek paranız azalmıştır, dolarınız yükselmiştir. Ne bileyim işte geçim sıkıntısı yaşıyorsunuzdur. Eksik gedik şeyler vardır. İşte usulsüzlükler, yolsuzluklar, namussuzluklar, şerefsizlikler, haysiyetsizlikler olmuştur. Bunları örtbas etmek için söylemiyorum. Kanı bozukluklar, südü bozukluklar, şerefsizlikler diz boyu olmuştur. Diz boyunu geçmiştir, boyunlarını aşmıştır. Aşmıştır. Bunları söylemiyorum. Benim böyle bir derdim yok. Ben vatanını, milletini seven bir insanım. Sözümü de esirgeyecek değilim. Ama Doğu ve Güneydoğu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümetle beraber, askeriyesiyle, dışişleriyle, milletiyle, her şeyle beraber bu oyunu bozdular. Zaten sıkıntı bu. Problem bu. Bu oyunu çatırdata çatırdata, kanırta kanırta bozdular. Yani bu oyunu bozulurken de iç temizlik, bu CIA ile beraber ortak hareket eden, Mossad'la beraber ortak hareket eden bir organizasyon 15 Temmuz'la beraber bertaraf oldu. Bu zaten oyunun bozulma başlangıcı bu. Bunu şimdi sulandırmaya çalışıyorlar. Bunu işte yapılan hatalardan, eksikliklerden dolayı bunu es geçmeye çalışıyorlar. Buna laf söylemeye çalışıyorlar. Hukukun kendi içerisindeki böyle ara ara yapmış olduğu hataları, yanlışlıkları, eksiklikleri, noksanlıkları, adaletsizlikleri ayyuka çıkarıp işte böyle oldu diyorlar. Yani öbür taraftaki CIA, Mossad'la beraber işbirliği halinde bu ülkeye kaos çıkarmaya çalışmayı görmüyorlar, göstermiyorlar. Bunları yapan şerefsiz, terbiyesiz, haysiyetsiz, südü bozuk, kanı bozuk, cibiliyetsiz insanlar bunlar. Kim vatandaşa silah çekiyorsa kanı bozuk, südü bozuk, cibiliyetsiz insandır. Bunun söylenecek bir lafı yoktur.
O yüzden böyle şimdi söylem geliştiriyorlar. Böyle işte hani bu 15 Temmuz'la alakalı böyle hani nasıl olsa AK Parti zayıflıyor. İşte oradan da 15 Temmuz'u da vuralım, arada götürelim. Bu oyuna da gelmesin kimse. Bu CIA'ye Yezidi bozuntuları, Türkiye'deki bu CIA'nin Yezidi bozuntuları. Bunlar Mossad bozmuş bunları. CIA bozmuş bunları. Bunlar CIA'nin yosması, Mossad'ın bozması, İngiliz'in bunlar affedersiniz bilmem nesi olmuş. Bu böyle bunlar. Bunu kimse temize çıkarma, kimse bunu böyle işte ya filanca yerde mahkemede böyle bir adaletsizlik olmuş. Olmuş kardeşim, tamam. Olmuş, olmamış değil. Ya Türkiye'de adalet yok. Yok, tamam, iyi, tamam. Ya 15 Temmuz'u nereye koyacağız? 28 Şubat'ı nereye koyacağız? 12 Eylül'ü nereye koyacağız? 60 İhtilal'i nereye koyacağız ya Türkiye'de? Bunlar aynı sistemin insanları. Değişen bir şey yok. Bakın şimdi Venezuela'da darbe yapacağız diye uğraşıyor. Aynı bunlar. Bunlar aynı sütü bozuklar. Bunlar içeriden de insan bulurlar, dışarıdan da insan bulurlar. Bunlar cami imamı da bulurlar, şeyh de bulurlar, hoca da bulurlar. Bunlar siyasi parti lideri de bulurlar. Bulurlar bunlar, her ülkeden bulurlar. Ama bu 15 Temmuz'la beraber Doğu ve Güneydoğu'daki olay da bozuldu. Bu yenilgi muhteşem bir yenilgi. Bunu hazmedemiyorlar. Bunu hazmedemediklerinden dolayı Türkiye'de bazı taşlar hala da yerli yerine oturmuyor. Benim işim siyaset değil, beni ilgilendirmez. Ben parti borazancısı olmadım bugüne kadar, olmam da. Ben memleketini seven, ülkesini seven bir insanım. 12 Eylül'de ülkücüleri de, solcuları da cezaevlerini doldurup hepsini çile çektiren zihniyet, el. 28 Şubat'ta Müslümanların bilhassa ehli tarikatın ensesinde boza pişiren elle 15 Temmuz'u yapan el aynı el. Bunlar farklı eller değil. Bunların içerideki payandaları, içerideki çok affedersiniz südü bozukluklar zaman zaman renk değiştirse de aynı südü bozuklardır. Değişen bir şey yoktur yani. O yüzden Türkiye'nin Vahabilerle savaşması mümkün değil. Hani bu öngörülmüyor çünkü. Şia'yla savaşması mümkün değil. Bir ara savaştıracaklardı. Olmadı. O zaman Türkiye'nin de savaşması lazım. Güneydoğu'da PKK ile başlayan, ondan sonra alfabede harf bırakmayan bir sürü örgüt bıraktı, koydular. Bu örgütlerle Türkiye normalde içeride mücadele edecekti. Hendekler, mendekler hazırdı, her şey hazırdı. Güldür güldür, güldür güldür Türkiye girdi. Hendek'i de başlarına geçirdi. Orada durmadı. Normalde Suriye'ye girdi. Şimdi Irak'a girdi. Oyun bozuldu şimdi. Yani savaş şu anda sınırların dışında ya da yeni sınırlarda. Bakın tekrar söylüyorum. Sınırların dışında ya da yeni sınırlarda şimdi. Yeni sınırlar. Şimdi bunu beceren, başaran da askerle çok iyi irtibat kuran, kontak kuran kim? Süleyman Soylu. Şimdi kimler Süleyman Soylu'ya düşman? Değil mi? Seyredeceksin, sahibinin sesini dinleyeceksin. Süleyman Soylu'ya teröre yataklık ve yataklık eden ne kadar südü bozuk, kanı bozuk, cibiliyesiz var ise ağır konuşacağım artık bunlara ben. Süleyman Soylu'nun oradaki terörle olan mücadelesini zayıflatmaya çalışıyor. Askerin oradaki terörle olan mücadelesini zayıflatmaya çalışıyor. Moral bozuyorlar.
Orada büyük bir oyun var. O büyük oyunu bozuyor Türkiye orada. Ya işte zaman zaman bunları duyarsınız. Orada dağları taşları bombalıyorlar. Bunu söyleyen südü bozukların sesi. Onun südünde kanında problem var. Onun şerefinde, haysiyetinde problem var. O çünkü ona PKK Bursa'nın göbeğinde onu tehdit etmemiş hiç. O çünkü Ankara'nın göbeğinde bombalar patlarken, İstanbul'un göbeğinde bombalar patlarken görmemiş onları. Her yerde canlı bombalar patlarken, millet orada burada sivillerin kanı akıtılırken, askerler şehit edilirken görmemiş onları. Şimdi AK Parti'nin böyle bir İstanbul'u, Ankara'yı kaybetmesiyle seslerini yükseltirken partiyi eleştirsinler, beni ilgilendirmiyor. Ben parti savunucusu değilim. Ama vatanı ve milleti ilgilendiren, gerçekten bu noktada Türkiye'nin doğuda ve güneydoğuda vermiş olduğu mücadeleye leke getirmeye çalışmak, bu vatan hainliğinden daha ileri. Südü bozukluk, kanı bozukluk bu. Evet, bunu es geçmek mümkün değil. O yüzden şimdi böyle dini söylemler de oluşturuyorlar. Mehdi kan dökmeyecek. Dini söylemler geliştiriyorlar. Cihatsız bir İslam. Savaşmayacak olan bir İslam. Eline silah almayacak olan bir İslam. Söylemleri bu. Ya savaşmasın hiç. Ya hep böyle öldürülsün. Bak pompalayalım, Mehdi de kan dökmeyecek. Evet. Pompalayalım. İşte Sufiler de kan dökmezler. Pompalayalım. Müslüman kan dökmez. Pompalayalım. Arkadaşlar, Kur'an için, sünnet için, vatanımız için, milletimiz için ölürüz de öldürürüz de. Birisi vatanımıza kastetmeye, topraklarımıza kastetmeye kalkarsa, elimizde silah olmazsa boğazını elimden sıkar, nününü sıkarım onun. Onun nününü sıkarım. Elime ne geçirirse kafasını, gözünü yararım ya da şehit olurum. Kim benim yaşadığım vatanıma, topraklarıma, devletime, bayrağıma, sancağıma gözünü yan çevirirse, gözünü 118 sefer oyar, kargalara yem ederim onu. Böyle bir şey yok. Kim bizim Kur'an'ımıza, sünnetimize açıktan silahla saldırırsa, ona gerekli cevabı veririm. Bu konuda hiç tereddüdüm yok. O yüzden diyorum, sünnet inkarcıları kafirdir, südü bozuktur, kanı bozuktur. Sünnetlerin hepsini inkar edenler CIA ajanıdır, Mossad ajanıdır. Proje insanlardır, dışarıdan yemlenen, şerefsiz kanı bozuklardır onlar. Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayeti inkar eden, Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayeti yok sayan da aynı hükümdedir. Ben sadece bunlar kafirdir deyip çıkmıyorum. Tekrar söylüyorum. Bunların kanları, sütleri bozuktur. Bunlara kafir demek yetmez. Bunların kanları, sütleri de bozuktur. Bunların şeref, haysiyet yoksunudur bunlar. O yüzden böyle bunları yumuşak, böyle işte yok öyle bir şey. Bunlar kafir, kanı bozuk, südü bozuk insanlardır.
Kim sünnetlerin hepsini inkar ediyorsa sohbet bile edilmez. Necasetin necasetin necasetidir onlar. Kim bir ayeti kerimeyi inkar ediyorsa necasetin necasetin necasetidir. Diptedir onlar. Hiç şek şüphe etmeyin. Bu kim olursa olsun. Bir alimdir. O alim bir hadis-i şerifin geldisinde, gittisinde, ravilerinde, tevillerinde bir sıkıntı görüyordur. Buna söyleyecek bir sözümüz yok. İmamlar bunlar oturmuşlar, didik didik etmişler. Birisi daha bir daha didiklemiş, didiklemiş, bir şey bulmuş. Buna söyleyecek bir sözümüz yok. Bu bir ilimdir. Buna diyecek bir sözümüz yok. Ama sen hadislerin hepsini inkar ediyorsan sen harbiden kafirsin. Kafirsin. Kafir kalmakla değil, südü bozuk, kanı bozuk, cibilyetsizsin. Bununla da kalmazsın. Sen ya CIA'nın ya Mossad'ın gizli ajanısın veya açık ajanısın. Sen uluslararası bir örgütün Türkiye'deki Google kuşusun. Başka bir şeysi değil. O yüzden seninle sana söyleyecek en ağır söz neyse onu söylüyorum sana. Söylenecek ne kadar ağır söz varsa hepsini de söylüyorum. Bunlar komplike birbiriyle ortaklaşa dizayn edilmiş projeler. Bakın ortaklaşa dizayn edilmiş projeler. O yüzden böyle bunlar şimdi böyle sakın ha. Bizim AK Parti ile filan işimiz yok. AK Parti'nin üzerinden dine saldırmaya, AK Parti'nin üzerinden vatanımıza, milletimize saldırma, AK Parti'nin üzerinden Kur'an ve sünnete saldırma, AK Parti'nin üzerinden Müslümanlara saldırma. Oyunu görelim. Bu tezgah büyük. Oyunu görelim. Git kardeşim AK Parti'nin nesini eleştireceksen eleştir, İslam'la nereden bağlıyorsun? Git Cumhurbaşkanını mı eleştireceksin, bakanları mı eleştireceksin, ne bileyim uygulamış oldukları ekonomik programı mı eleştireceksin, neyi eleştireceksen eleştir, beni ilgilendirmez. Ama sen AK Parti'nin üzerinden dine saldırırsan, AK Parti'nin üzerinden Kur'an ve sünnete saldırırsan, AK Parti'nin üzerinden mütedeyyin Müslümanlara saldırırsan, AK Parti'nin üzerinden Doğu'da ve Güneydoğu'da ve Irak'ta ve Suriye'de vatan için, millet için yapılan o savaşı sen yoka saymaya çalışırsan, AK Parti'nin üzerinden sen 15 Temmuz'u boşa çıkarmaya çalışırsan, o zaman ben sana dedim ki dur kardeşim ya, dur. Dur kardeşim, AK Parti gidebilir, bu vatan bizim. AK Parti gidebilir, bu din bizim. AK Parti gidebilir, X cemaat gidebilir. X parti gidebilir. Arkadaşlar, biz İslam'ız, biz Muhammed'iyiz. Biz Adem'den beri Müslümanız. Biz 1400 yıldır Muhammed'iyiz. Biz 1400 yıldır Muhammediz. İçinde bulunduğunuz tarikat Hazreti Muhammed Mustafa'ya dayanıyor. İçinde yaşadığınız silsile Muhammed Mustafa'ya dayanıyor. Biz 3 günlük değiliz, 5 günlük değiliz. Biz 10 yıllık değiliz, 20 yıllık değiliz, 50 yıllık değiliz biz. Biz 100 yıllık, 200 yıllık değiliz. Biz 500 yıllık değiliz. Biz 800 yıllık, 1000 yıllık değiliz. Biz 1400 yıllığız. Muhammedi olarak. Sufiler olarak, zahiri olarak ta Adem'e dayanır. Manevi olarak da sufiler henüz daha Adem çamur ve sundan önce
Sufiydi onlar. O yüzden biz Kur'an için, sünnet için, vatan için, millet için varız. Bu değerlerimize laf söyletmeyiz. Laylallon değil bu, cihat bu. Cihat bu. Think tank kuruluşu değiliz biz. Biz fikir üretecek think tank kuruluşu değiliz. Değil kardeşim, bu vatan benim. Bu ülke benim, bu devlet benim. Eksiğiyle fazlasıyla benim. Bu bayrak benim. Bu sancak benim. Ben bu bayrağın altında yaşıyorum. Sen bu bayrağın gücüne, bu devletin gücüne zarar verecek bir şey konuşursan dilini koparır ensenden çıkarırım senin. Sen Kur'an ve sünneti zayıflatmaya çalışırsan dilini koparır ensenden çıkarırım senin. Kimsenin buna hakkı yok. Buna kimsenin hakkı yok. Orada Suriye'de de savaşırız, Irak'ta da savaşırız, adalarda da savaşırız, Kıbrıs'ta da savaşırız. Evet. O yüzden böyle bu seyrediyorum böyle 15-20 günden beri, bir aydan beri, iki aydan beri, 3-5 aydan beri böyle seyrediyorum. Aa, neredeyse şunu diyeceğim. AK Partiliyim, gelin yan, gelin. Onu diyecek hale geldim. Kardeşim, AK Parti ile dinin ne alakası var, bağlantısı var? Ne, sen Müslümanlara ne saldırıyorsun ya? Ne saldırıyorsun kardeşim sen? Sen Kur'an sünnete ne saldırıyorsun örtülü olarak? AK Parti'yi bahane ederekten Kur'an ve sünnete ne saldırıyorsun be zındık, be hain, be cibilletsiz, be haysiyetsiz, be kafir! Sen Kur'an sünnete ne saldırıyorsun ya? Müslümanlar da böyle kendi kendilerini geriye atıyorlar. Cihat ruhlarını kaybetmişler. Kardeşim, 1000 tane AK Parti gelir, 1000'i de bozulur. Sen ayakta duracaksın. 1000 tane partili gelir, 1000'i de bozulur. Sen ayakta dur. Sen Kur'an ve sünnet mücahidisin. Sen sufisin. Sen Allah için yola çıkmışsın. Parti için değil, purti için değil. Sen Allah için yola çıkmışsın. Menfaat için değil, işe girmek için değil, oy almak için değil, belediye başkanı olmak için değil, meclis üyesi olmak için değil. Allah için yola çıkmışsın. Yanında kimseyi konuşturma. Sus da adama. Adam Kur'an ve sünnete, vatana ve millete laf söylüyorsa, kardeşim sus ya. Senden bir şey bekleyen mi var? Senden bir şey isteyen mi var? Bu topluluğun hiç kimseye ihtiyacı yok Allah'tan başka. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Mustafa Özbağ da dahil buna. Bu topluluk manen yürüyen, manevi olarak yürüyen, rüyasında gördüğünü yaşayan, halinde gördüğünü yaşayan, Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın ayak izlerini takip eden bir topluluk bu. Varsa sıkıntısı olan alır dersini gider. Bu topluluk laylolum değil. Bu topluluk heva heves topluluğu değil. O yüzden biz Kur'an için, sünnet için, vatan için, millet için, namus için, şeref için, bayrak için, sancak için buradayız. Başka bir derdimiz yok bizim. Sizden para toplayan mı var? Boynunuzu bükmeyin. Sizin verilmeyecek hiçbir hesabınız yok. Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok.
O yüzden herkes bize laf söylerken de dikkat edecek. Bizim yanımızda da dikkat edecek kendine. Bizim yanımızda da konuşurken demşek demşek konuşmayacak. Konuşturmayacaksınız kimseyi. Ölçüsünü alacak. Herkes ciddiyetini alacak. Herkes ciddiyetini alacak. Rüyamda ne görüyorsam onu söylerim. Halimde ne yaşıyorsam onu söylerim. Bunun haricinde bir şey bilmem. Kalbime ne geliyorsa onu derim. Bunun haricinde bir şey demem. O yüzden verilecek hiç kimseye hesabım yok. Ama Kur'an'ıma, sünnetime, yoluma, vatanıma, milletime, bayrağıma, sancağıma, askerime, polisime laf söyletmem. Herkes dengini alsın. Söyletmeyeceksiniz. Cihat bu cihat. Söyletmeyeceksiniz. Adam AK Parti'yi eleştirecekse gitsin il başkanını eleştirsin. Ama senin Kur'an ve sünnetine laf söylemesin. Senin inancına, senin değerlerine laf söylemesin. Söyletmeyeceksiniz yanınızda. Gevşemeyeceksiniz. Moral bozukluğu yaşamayacaksınız. Bize ne kardeşim partiden purteden. Biz Kur'an sünnet için buradayız. O yüzden Türkiye Güneydoğu'da oyun bozdu. Oyun bozmaya devam ediyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de oyun bozuyor. Oyun bozmaya devam ediyor. Türkiye batıda adalarda oyun bozuyor. Oyun bozmaya devam ediyor. Aç kalırız, susuz kalırız, ekmeksiz kalırız. Her şeysiz kalırız. Vatansız kalmayız, Kur'ansız kalmayız, sünnetsiz kalmayız. Biz ekmek peşinde koşanlardan değiliz. Biz Allah peşinde koşanlardanız. Biz makam peşinde koşanlardan değiliz. Biz Allah peşinde koşuyoruz. Biz belediyeye girmek için koşanlardan değiliz. Biz Allah için koşuyoruz. Allah peşinde koşuyoruz. Biz oraya buraya yalaklık yapalım, yaltaklık yapalım, ona yumuşak davranalım, buna bilmem ne davranalım. Bizim öyle bir işimiz yok. Biz Allah için koşuyoruz. Bizim kimseyle işimiz yok. O yüzden herkes sizlerin yanında. Kur'an'a, sünnete, vatana, millete, bayrağa, sancağa, devletimizin bu noktadaki herhangi bir noktasına bir şey söylüyorsa siz gevşeksiniz o zaman. Gevşemeyin. Konuşma kardeşim. Git AK Parti'yi nasıl eleştiriyorsan eleştir. Git CHP'yi eleştir. Git MHP'yi eleştir. Bize ne kardeşim ya? Bizi ilgilendirmez. Ama örtülü bir şekilde onları eleştirirken Kur'an'a, sünnete, dine. Dur kardeşim ya. Dur kardeşim ya. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Buna kimsenin de hakkı yok. Allah muhafaza eylesin. O yüzden en fazla kanı Mehdi'yle Resul dökecek. En fazla kanı Mehdi'nin askerleri dökecek. O Mehdi'nin askerleri önce içindeki sütü bozukların kanlarını dökerekten başlayacak. O Mehdi ve Mehdi'nin ordusu önce o kendisini CIA'ya, Mossad'a, İngiltere'ye, oraya buraya peşkeş çeken hoca kılıklı, şeyh kılıklı, siyaset adamı kılıklı, şu bu kılıklılardan başlayacak önce. Korkun. Mehdi ve askerlerinden korksunlar. Kim korkacak? Südü bozuklar, kanı bozuklar, cibiliyeti bozuklar korksun. Mehdi ve askerlerinden korksun. Kim korksun? CIA bozuntuları, Mossad yosmaları korksun. Önce onların kelleleri gidecek. Mehdi ve askerleri gelince. Önce onlarınki gidecek. Önce kendisini İngiltere kraliçesine peşkeş çeken tarikatçılar. Önce kendisini CIA'ya peşkeş çeken cemaatçılar.
kendisini muhasata peşkeş çeken siyasiler, tarikatlar, topluluklar, onların başındaki liderler, onların yanındaki yalakları, salakları, önce onlar korksun. Yemin ediyorum vallahi da billahi da tillahi da Mehdi ve askerler önce onları temizleyecek. O yüzden çok kan dökülecek. Çok! Çok kan dökülecek. Oluk oluk kan dökülecek. O zaman anlayacak insanlar Şeyh'im diye gittikleri adamın Mossad bozuntusu olduğunu. O zaman anlayacaklar hocam dedi, alim dedi, ulema dedi kimsenin CIA bozuntusu olduğunu. O zaman görecekler bu bizim siyasi parti liderimiz diye peşinden gittikleri CIA bozması olduğunu. O zaman anlayacaklar. Çünkü Mehdi ve askerlerinin kerameti olacak. Böyle ensesinden tutacak, silkeleyecek. Anlat diyecek, anlat, anlat. Anlat diyecek, anlat. O kendiliğinden itiraf edecek, anlatmaya başlayacak. O zaman işte öldürülmesi hak olacak, çak gidecek. Bu yalancı Mehdi değil benim dedim yalnız. Bu yalancı Mehdi ordusu da değil benim dedim. Benim dediğim böyle bir kısım evliyaların, bir kısım velilerin önceden gördükleri kendi hallerinde ve rüyalarında hakikat zannıyla hakikat gördükleri Mehdi değil benim dediğim. Benim dediğim Hazreti Muhammed Mustafa'nın işaret ettiği Mehdi ala Resul ve askerleri. Kalpleri açık, gönülleri açık, ferasetleri açık, kerametleri açık. Kerametler açık, işaret ettiği duvar dahi konuşacak. O Mehdi ve askerlerinin işaret ettiği duvar konuşacak. Duvara diyecekler ki burada kimler konuştu? Duvar cevap verecek. Diyecek ki burada filanca 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 konuştu. O yüzden size diyorum duvarların dili var. Kendinizi derinleştirin. Dil var, kendinizi derinleştirin. Kulak var, kendinizi derinleştirin. Göz var, kendinizi derinleştirin. Allah bilmediklerinizi size öğretir. Eğer Allah'tan korkarsanız, eğer Allah'tan korkar Allah'ı zikrederseniz, Allah size bilmediklerinizi gösterir. Allah sizin duymadıklarınızı duyurur. Allah sizin görmediklerinizi gösterir. Bu Allah'a tam teslimiyetle alakalıdır. Allah'a teslim olursanız, hiç kimsenin görmediğini görürsünüz. Allah'a teslim olursanız, 1001 cilt eser okuyup da karşınıza geçen kimsenin konuşamadığı lafı konuşursunuz bir kelimeyle. Allah size öğretir çünkü. Allah size gösterir çünkü. Radar gibi olursunuz. İzlersiniz. Radar gibi olursunuz. Görürsünüz. O yüzden dedi benimle görür. O yüzden dedi benimle duyar. O yüzden dedi benimle tutar. O yüzden dedi benimle yürür. Bunlar Allah'ın velileri ve velilerin etrafındaki müritleridir. Bunlar Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'a dosdoğru kul olan istikamet sahibi müminlerdir. O yüzden kan dökülecek hem de çok fazla dökülecek. O içimizdeki münafıklar, o içimizdeki gavurcuklar, o içimizdeki satılmışlar, o içimizdeki südü bozuklar korksunlar. Hem de çok korksunlar. Gerçekten yaptıkları hainliklerin karşılığını bulacaklar. Çok korksunlar. Bu korkuyla yaşasınlar. Bu korkuyla uyuyamasınlar. Bu korkuyla titresinler tiril tiril. Bu korku onların humması olsun böyle. Amin. Rahat yüzü görmesinler. Amin. Bu korkuyla o CIA'den, Mossad'dan, oradan buradan aldıkları paraları yiyemesinler. Amin. Bu korkuyla yaşadıkları yerde rahat edemesinler. Amin. Bu korkuyla yataklarında dahi rahat edemesinler. Amin. Bu korku onları böyle takip etsin. Amin. Bu korku takip etsin, cehennem zebanesi gibi onların yakasından yakalasın inşallah. Amin. La ilahe illallah.
El Fatiha ma selamat. Amin. Ecmi.